Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir ürün açılışı yapacağız. Bu ürünümüz nedir? Bildiğiniz üzere benim odam biraz karanlık. Arka duvarda siyah ses yalıtımı süngerleri vesaire var ve bu yüzden biraz karanlık oluyor. Ben de bir süredir duvarı aydınlatabileceğim bir ışık türü arıyordum. Ve bunun sonucunda internet üzerinde dolaşan wall washer, yani şuraya bir yere fotoğrafını koyacağım sizlere. Böyle bir led oluyor bu kadar uzunlukta ve dış cephelerde kocaman duvarı istediğiniz renkte bu led ile boyayabilirsiniz. Biliyorsunuz. Ben de dedim ki neden olmasın? Odaya arka duvarı komple aydınlatabileceğimiz bir tane wall washer alıp denemememiz için bir sebep olmadığını düşündüm. Öyle yayınlarda geçen bakarken bizim pek sevgili Vito Andolinis Arda abimiz, canımız kanımız, sağ olsun bana hediye olarak gönderdi ve ürün elime ulaştı. Gördüğünüz gibi böyle kameranın açısına sığdıramıyorum, 67 santimlik böyle bir ledimiz geldi ve birlikte bunun kutu açılışını yapacağız ve arkamda gördüğünüz gibi siyah ses yalıtımı süngerlerini nasıl aydınlatabilecek bunu göreceğiz. Hem de sizler için de bir fikir olmuş olur. Böyle bir şey alıp arka planınızı renklendirmeyi rahatlıkla düşünebilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca paket açılımına geçelim. Paket açılımına geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Evet, şimdi geldik en sevdiğim yere, yani kutu açmaya. Biraz kadraja sığmadı, biraz uzunca olduğu için artık kusura bakmayacaksınız. Hemen ben şöyle ortadan dalıyorum. Allah, kolye daldık lan yanlışlıkla. Kolye dalmayaydık iyiydi, kolyeyi kestik be. Vallahi kolyeyi kesmeseydik her şey daha güzel, daha tatlı. Bu ne güzel, böyle baloncuk baloncuk he. Oh, patladı. Bu da patlayacak mı? Oh yeah. Oha, keyif aldım lan. Vallahi keyif aldım. Evet, burayı keselim. Burayı da keselim. Hop, buradan gelelim şöyle. Bildiğiniz üzere diğer paket açma videolarımda da bildiğiniz gibi inanılmaz derecede mükemmel paket açılımı yaparım. Ama işte bıçağımız çok keskin olmadığı için biraz beceremiyor olabilirim. Patlamadı be. Kesin var ya şurada bir yerde çok kolay bir şekilde açma yeri vardır ha. Kesin vardır yani, ben beceremedim şu an. Adım gibi eminim. Şimdi bunu attık. Bıçağımızı attık. Hemen şöyle kutumuzu açıyoruz. Oh yeah. Kumanda paketten çıkmış ama olsundu. Oha. Arkadaşlar ledlerimiz böyle. Şöyle ledlerimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 24 tane ledimiz var. Aynı zamanda içerisinden şöyle 2 adet vidamız çıktı. Bu vidalarda muhtemelen gördüğünüz gibi bu ayakları sabitlemek için ve tavana veya duvara monte edebilmemiz için. Şöyle bakalım. Evet, anladığım kadarıyla bu böyle gelecek. Bunu böyle vidayla tutturacağız. Bunu da tavana ya da duvara, nereye monte etmek istiyorsak oraya sabitleyeceğiz gibi hissediyorum. Acaba kumandanın içinde pil var mı? Şöyle bir denesek. Hemen şöyle bir denesek ne olacak? Ha, muhtemelen bunun içinde pil var. Varmış, evet. Evet, pilimiz var. Hemen fişe takıyorum. Fişe taktım. Öf. Abi çok aydınlatıyor. Peki bu kumandayı nereden alacak? Ha, buradan. White. Off. He. Buradan bir yerden alıyor ama kumandayı tam olarak nereden alıyor anlamadım. Mesela bunu RGB yapmasak. He. Böyle rengarenk oluyor. Aa, güzelmiş. Şimdi bunu ben arkamdaki duvara yansıtıp deneyelim, değil mi? Bakalım nasıl olacak. Ama genel itibariyle baktığımızda gayet güzel abi. Ve yani siz tavanı falan görmüyorsunuz duvarı ama acayip aydınlatıyor. Evet abi, şimdilik yatağın üstüne koydum. Şu anda kapalı. Hemen kumandayla bir açıyorum. Bakalım duvarı nasıl aydınlatacak.
Vay. Abi gördüğünüz gibi. Yani bulunduğu yeri komple aşağıdan yukarı doğru aydınlatıyor. Şu şekilde renklerini değiştirelim bir de. Yani bayağı bir renk skalası mevcut. Aynı zamanda efektleri de var. Mesela flash efekti var. Gördüğünüz gibi bu şekilde renk değiştiriyor. Bunun haricinde bir fade efekti var. Onu da bir deneyelim. Fade efekti neymiş? Şöyle şu an fade efektini aldım galiba. Evet. He, yavaş yavaş rengi değişiyor. Kamerada ne kadar yansıyor tam bilmiyorum ama... Evet, yansıyor. Yavaş yavaş renk değiştiriyor. Bu da güzelmiş. Bir de smooth var. Smooth'ta da sanırım daha seri bir şekilde renk değiştiriyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdilik Wallwasher'ı yatağın üstüne konumlandırdım. Ama ben bunu tavana monte edeceğim. Tavana monte ettikten sonra da zaten yayınlarda gelip görebilirsiniz. Ama şöyle bir eksiklik fark ettim. Benim şuradaki mavi ışığım yan duvarı aydınlatır diye düşündüm. Fakat orayı çok fazla aydınlatamadı. Sanırım bir adet daha bu Wallwasher'dan almama ihtiyaç olacak sanırım. Çünkü Wallwasher'ın sağ tarafı biraz karanlık kaldı. Şuradaki mavi ışık orayı çok aydınlatamadı. O yüzden ikinci bir Wallwasher'a ihtiyacım var gibi gözüküyor. Ama belki Wallwasher'ın konumunu da birkaç farklı yere koyabilirim. Öyle de deneyebilirim. Duruma göre zaten Instagram'dan veya Twitch yayınlarımda bununla alakalı yorumlarımı dile getiririm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların, içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.